Bu petrol savaşı uğruna haritalar böyle cetvelle çizilmiş gibi bölümlenmiş. Tabii. İngilizler, Fransızlar paylaşmışlar. Ondan sonra bugün de aynısını mesela gözümüzün önünde yaşıyoruz. Trump PKK-YPG'yi ne için kullanıyormuş bize söyledi. Yani bunlar petrol kuyuları. Güzel devlet kursunlar şöyle olsun falan. Diyor ki petrol, Rakka'daki petrol kuyularını bekliyorlar bunlar. Bunlardan daha ucuzunu bulamadık diyorlar. Şimdi bugün de Türkiye'de bu yaşıyor. Şimdi Gabar'a geliyoruz. Bu Gabar'daki bu tespit 19. yüzyılda Abdülhamit döneminde yapılan haritalarda var. Bu bölgedeki petrol varlığı. Bunu yapanlar da Abdülhamit yabancıları görevlendiriyor. İngilizler bütün bölgeyi yukarıdan, kuzeyden başlayıp güneye kadar, Arabistan'a kadar tarıyorlar tek tek. O günkü haritalarda var bu. İnternette bile bulabilirsiniz ya. Gabar'daki haritalar daha Osmanlı, Abdülhamit dönemine kadar gider. Ve sadece Dursun Bey'in de söylediği gibi... Abdülhamit niye uyumuş o zaman? Efendim? Abdülhamit niye uyumuş, niye müsaade etmiş? Hayır, zaten Osmanlı adını araştırtıyor. Oralar Osmanlı toprağı. Yani mühendis, yabancı mühendisleri... Bunları hiç bırakmadılar, okullarda okutmadılar hiç. Nasıl? Böyle Abdülhamit şunları araştırmış da bunları bulmuş diye. Nasıl, anlamadım, bir daha söyleyin. Abdülhamid'in bu bulduklarını hiçbir yerde anlatmadılar diyorum. Anlatmadılar mı? Haritası var internette hocam. Yani siz görmemiş olabilirsiniz. Şimdi son zamanlarda, o zaman yok internet yok. Yok ya, son zamanlar falan değil. Bizim okuduğumuz hocam, zamanlarda yok, internet petrol, mi vardı? Petrol bu konudaki şimdi eğitim alanların... İnternette herkes yayınlar. Hocam petrol, ya şöyle bir şey. Bizim gündemimiz, biz şöyle. Hep rahmetli Erbakan şey söylerdi. Ya Türkiye'de petrol var ama Batılılar geldiler, kimi yerde petrol yok. Petrol var. Şu bölgelerde var. Ben o bölgenin çocuğuyum. Çıkan petrol kuyularının kapatıldığını şahit olmuş, itiraz bak, etmiş kişiyiz yani. Bunu yani söylediği Türkiye'de için... Türkiye'de petrol bak, var. Zaten Güneydoğu'da bu terörün teşvik edilmesinin işte nedeni de burada konuştuğumuz yerlere girilmesi. O gündeme ona geliyoruz işte. O bunu söylediği zaman ona karşı olan her ne, siyasi görüşten gülerlerdi yani, saçmalıyor bu falan filan diyor. Şimdi o yüzden... bazı arkadaşlara inandırıcı gelmiyor. Yani her gün gaz buluyorlar. Ya var aslında ama maalesef o günkü arama tekniklerin veya yabancılara havale ettiğin için onlar bulsa dahi söylemiyor. Ya da yok deyip rapor veriyor. Ya da bulduysa da üstüne kapatıyor falan. Bir sürü varyasyonu var bunun. Türkiye mesela doğalgaz araştırmaları sırasında yabancı mühendislerle falan çalıştı ve kimlik değiştirterek. Niye? Uluslararası güçlerin hedefi olmasın diye. Yani bildiğiniz yabancı insanlar Türkiye'de bu işte projelerde çalıştılar ama kimliklerini değiştirerek, yani adam işte adı Tom'sa başka bir şey oldu. Yani ama yeter ki bilinmesin diye. Çünkü enerji konusu çok stratejik bir ürün. Şimdi dolayısıyla nereye geliyoruz? Gabar'daki olay 2002'de değil, 2015'te bile şey yapamazsınız. Ama 2016 önemli bir değişiklik şeyi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın o güne kadar bile belki hani uluslararası şeylerle, ya şöyle düşünün. 17-25 Aralık olmuş. Ara bulsun diye Pensilvanya'ya mesela Fehmi Kor'u gönderiliyor. Yani hala bir çıkış aranıyor değil mi? Ya bakın, zihniyet henüz orada. Ben demiyorum ki ya Pürüpak buradan oradan buradan geliyor değil. Ama 15 Temmuz 2016 içerideki hain uzantısıyla dışarıdaki gücün nasıl birleşerek canına da kastedebileceğini ve ülkenin birliğini de bozabileceğini. Ve düşünün ki Milliyetçi Hareket Partisi gibi Erdoğan'ı böyle en ağır şekilde eleştirmiş ama en ağır şekilde. Yani onun kadar şiddetli eleştireni yok. Devlet o suçu, o hain örgütü ne zaman görmüş? Milli Güvenlik Kurulu'nda 2016'da sizin iktidarın gördüğü hainliği ne zaman devlet görmüş? 99'da da görmüş. Heh. Nuh Mete Yüksel'in hazırladığı iddianame var terör örgütü diye. 2004'te de Milli Güvenlik Kurulu'nda karara bağlanmış. Eğer milada gidersek bayağı terör örgütü olarak 1999 yılında Nuh Mete Yüksel'in hazırladığı Fethullah Gülen'in terörist diye yargılandığı bir dava var. 2004'te de Milli Güvenlik Kurulu kararı var. O ayrı bak. O daha büyük bir şey yani. Milli Güvenlik Kurulu başkanı kim o anda? Milli Güvenlik Kurulu başkanı? Cumhurbaşkanı. Kimdi? Ahmet Necdet Sezer. 2004'te, 2004'te kimdi Cumhurbaşkanı? Ahmet Necdet Sezer. Ahmet Necdet Sezer. Peki. Nereye gidecek? Tayyip Erdoğan işin üzerine örttü. Örttü. İşte Milli onu söylüyoruz. Örttü. Rafa kaldırdıktı yani. Kaldırdı, tamam. Peki ertesi iki ay sonra, bir ay sonraki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Ahmet Necdet Sezer, kardeşim geçen ayın toplantısının gündemi şuydu.
bu kararlar alınmıştı. Nerede bu kararlar diye niye sormadı? Yanlış yapmış, sorması lazım. Ya işte, peki. Mesele çok başka. Ya şimdi toparlayalım. Şunu söyleyeceğim. Kararı alıp rafa kaldıranlara hesap sorma. Niye sormadı? Bakın öyle. MGK kararı diyorsunuz ya. Evet. MGK'nın bir başkanı var. Evet. Kim başkanı? Başkan değil ki, başbakandır esas yetkili. Hayır efendim. Başkan dışındaki bakanlar, komutanlar kim? Vallahi programı bırakırım. Kardeşim bizimle dalga geçmeyin Masum Bey ya. Karşımda oturan birisiydi ya. Yani MGK başkanı gözüküyor. Ya MGK öyle bir kurum ki. Sıkıntı şu yani, rafa kaldıranı tartışmıyoruz da niye rafa kaldırdın diye sormayanı tartışıyoruz. MGK'da siz bakanlık yaptınız. MGK'nın genel sekreteri başbakandan bile daha üstündür o konuda ya. Ya icraî olarak MGK anlamında söylüyorum. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya lütfen dalga geçme bizimle ya. Bir şey anlatıyoruz burada değil mi? Ordu'da sürekli. Ya bir şeyi savunacaksanız bak ben şunu söylüyorum bak. Bak ben şunu anlatıyorum. Karşımızda öyle bir örgüt var ki. Öyle bir örgüt. Ta kökü bilmem nereler kadıyor. 90 işte o askeri okullara sınavları falan. Mesele şu. Ya o FETÖ'cü bu FETÖ'cü bu FETÖ'cü FETÖ'cü. Bak bugün Türk milleti FETÖ'nün hani siyasi ayak cartcurt bir sürü konuşmalar oluyor değil mi? Ne güzel. Bak bugün insanlar listelere bakıp hangi partinin neresinde FETÖ'cü görüyor. Ama hiç artık konuşulmuyor, farkında mısınız? Hiç siyasi ayak konuşulmuyor. Bir suç duyurusunda bulun, sen suçlu oluyorsun. Efendim? Bir suç duyurusunda bulun. Ben şöyle söylüyorum ama. Ben bulundum. Bak ben şunu söylüyorum. Az daha ceza alıyordum ya. Bak ben şunu söylüyorum. Ben FETÖ'nün evlerinde yetişen askerler gibi, polisler gibi, öğretmenler gibi ya da başka yargıçlar gibi bir yapılanmasının olduğunu hiçbir zaman görmedim. Yok yani. Biz gördük, biz biliyorduk. Hayır, hayır, hayır değil. Ama kullandığı siyasetçi var. Erdoğan'ı mı? Erdoğan'ı. Demirel mi? Demirel. Özal mı? Özal. Çiller mi? Çiller. İstisnasız iktidarlar. Ne zaman iktidarla mücadeleye başlıyor? Muhalefete yanaşıyor. Bugün de altılı masanın etrafındakiler fıldır fıldır tur atıyorlar. Yani mesela ben Emre Uslu'nun veya işte bütün FETÖ'cülerin ya şu Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı seçilse de yarım kaldığı işleri bir tamamlasa falan hiç duymadım mesela. Peki. Ama nedense PKK'lılar ve FETÖ'cüler ya demokrasi geliyor, demokrasi geliyor falan biz de geri döneceğiz falan naralara atıyorlar. Bu ayrı bir tartışma, bak buraya girmiyorum. Tamam, dönsünler hesabını versinler kardeşim. Tabii, dönsünler de. Tabii. Öyle dönmeyecekler ama hesap sormaya gelecekler. Dönsünler bakalım. Hocam. Listelerde ikimizin de ismi var, merak etme. Yok, havalandan indiğinde tutuklanacaklar. Tabii. Göreceksin. Görürüz. Senin söylediklerin boş gelmez. Hızlıca toparlarsan. Dolayısıyla PKK o bölgedeki etkinlik alanı kalmadığı için bundan 4-5 yıl önceden beri başlayan projeler bugün hani artık yeryüzünde görünür hale geliyor. Ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Daha başka alanlarda da var. Bakın Abdülhamit haritası dedim ya, ya ondan sonra çok daha verimli çalışmalar da yapıldı. Şimdi onların zaman zaman ortaya çıkar. İktidar değişir, onlar yaparlar. Ben bir şey demiyorum. Bunların hepsi ülkenin zenginliği. Ama şunu bilmemiz lazım. PKK'nın ortaya çıkışı, Amerika'nın onu diğer ülkelerdeki kullanma şekliyle, Türkiye'deki kullanma şekli bambaşka. Bunu anlatmaya çalıştım ben. Peki efendim.